Merhabalar arkadaşlar. Günaydın. En azından benim için. Sabah kalkar kalkmaz hemen daha kimse uyanmadan bu videoyu çekmeye çalışıyorum. O yüzden saçlarım orman, yüzüm de patates gibi. Kusura bakmayın. Ama işte produktif olmaya çalışmak, üretken olmaya çalışmak böyle bir şey. Birazdan kalksın hanım. Hemen gideceğiz. Yapacak işlerimiz falan var. Daha benim bitirecek işlerim var vesaire vesaire. Ama olsun, şikayet etmek yok. Meşgul olmak güzeldir arkadaşlar. İşiniz var demektir. Neyse, konuyu uzatmayalım. Şimdi konuya gelelim yani. Arkadaşlar, son videolardan sonra iki videoda da ilginç bir şekilde şöyle bir şeyler gördüm. Yani ben dövüş sanatlarını bıraktım çünkü karakter gelişiminde bazı veya karakterimde olumsuzluklar meydana getirdiğini fark ettim. Bu benim için çok önemli bir yorum. Düşünsene de şey falan dermişim. Ne demek? Ne haddinize? Dövüş sanatları hakkında sadece iyi konuşacaksınız falan ben. Tabii ki öyle değil. Bunlar çok doğru, çok veya doğrudan ziyade şunu demek istiyorum. Gerçeklik payı olan yorumlar, önemli yorumlar. O yüzden arkadaşlar bu konu hakkında ben ciddi ciddi sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü benim kanalda biliyorsunuz arkadaşlar ben dövüş sanatlarını herkese yaymaya çalışan, yani elinden gelse herkese zorla yaptıracak bir adam. Çünkü çok faydası olduğuna inanıyorum. Büyük faydası olduğuna inanıyorum ve bunu görüyorum da. Fakat bu işkilli bir konu arkadaşlar. O yüzden genelde benim videolarımı böyle hızlı hızlı ileri sararak izliyorsanız özellikle bu seferki videoyu biraz ciddi dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü yanlış anlaşılmaya çok müsait bir video olacak. Detayların önemli olduğu bir video olacak. O yüzden arkadaşlar eğer konuyla ilgiliyseniz ciddi dinlemenizi tavsiye ederim. Yok, sabırsızsanız, sabırsız arkadaşlar için olumlu mu olumsuz mu abicim? Hemen söyle. Hemen söyle, gideceğim. Olumlu. Tamam, hadi bay bay. Olumlu, güzel. Ama ben yine de cidden gerçek, ciddi bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Neyse arkadaşlar, şimdi bir konuya dönelim. Bizim ekolde, tamam mı? Biz kendi salonumuza falan da dövüş sanatlarının insanlar için çok faydalı bir şey olduğunu, neredeyse gerekli bir şey olduğunu inanıyoruz. Fakat Danaher gibi insanlar da var mesela. Onlar şöyle diyorlar. Dövüş sanatları iyi insanı daha iyi, kötü insanları da daha kötü yapar diyor. Hangisi doğru? İkisi de doğru. İkisinin de doğruluk payı arasında var arkadaşlar. Doğruya doğru. Neden? Açalım biraz daha. İkisi de haklı çünkü. Bu da şey gibi değil mi? Nasrettin Hoca gibi. Sen de haklısın. Sen de haklısın. Sonra diyorlar Nasrettin Hoca. Sen de ikisine haklı diyorsun. Ne iş? Vallahi sen de haklısın. Gerçekten öyle bir durum arkadaşlar. Şimdi bu olayı iyi anlamak için insan hayatına bence bu arada notlar aldım görüyorsunuz. O yüzden dedim ya bugün konu biraz işkilli. Notlarla gitmek istiyorum. Yanlış şeyler söylemek istemiyorum. İnsan hayatı biraz kademe kademe ele almak gerekiyor arkadaşlar. Olayı iyi kavrayabilmek için. Daha mantıklı gelecek o zaman söylediklerimize. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar. Ana hatlarıyla karakter gelişimi 6-7 yaşlarında tamamlanıyor. 6 mı 7 mi? Orası biraz bulanık bana soracak olursanız. Farklı kaynaklarda farklı rakamlar söyleyebilirler. Benim gözlemlerim 6 ve 7'nin biraz bulanık kişiden kişiye göre değişiyor oldu. Ama genelde işte 6-7 yaşlarında yani 7'ye doğru karakter gelişimi genel olarak tamamlanıyor. Bu ne demek yani karakter gelişimi? Temel hatlarıyla karakter gelişimi ne demek değil mi? Bazı duygusal temeller. Tamam mı? Sosyal beceriler. Ahlak kuralları. Yani bu doğru, bu yanlış. Tarz şeyler. Bu yaşlarda genelde tamamlanıyor arkadaşlar. Yani örneklemek gerekirse aynı ufak şeylerde bunun Türkçesi neydi ya? Köpek yavrularında bile öyle oluyor. Böyle ufakken bunlar sosyal şeyi öğreniyorlar. Hiyerarşiyi falan öğreniyorlar. Yani ben ne yapabilirim? Ne yaparsam yanıma kalır? Ne yaparsam yanıma kalmaz mesela. Hayat içerisinde kime meydan okuyabilirim? Kime meydan okuyamam mesela. Çocuklara dikkat edin. Bunu sıkça yaparlar. Size böyle bir çek ederler ufakken değil mi?
Bunları öğreniyorlar. Yani insanlara saygı duymayı öğreniyorlar düşündüğün zaman, bizim hayatımıza bunu tercüme ettiğin zaman. Arkadaşlar o yüzden mesela çocuklar dövüş sanatlarından çok büyük fayda sağlıyorlar. Yani çok çok büyük fayda sağlıyorlar. O yüzden diyorum ya, elimde olsa da vallahi zorla yaptırırım çocuklara. O derece. De ben bunu biraz espriyle karışık söylüyorum. Yarı gerçek yarı espri söylüyorum. Öyle söyleyeyim size. Gerçeği şöyle olurdu sanırsam. Motive ederdim. Herkesi motive ederdim bu işi yapmaya. Yetmekle de çalışıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü çocuklar için çok çok faydalı. Çocukların ufak yaşta arkadaşlar hayatla ilgili bazı kuralları iyi öğrenmeleri lazım. O yüzden zaten biz genelde biraz daha böyle içerisinde disiplin tarzı şeyleri, hani gitsin çocuğum şunu dövsün bunu dövsünden ziyade disiplin kurallarının biraz daha iyi işlendiği sporları, modern sporlardan ziyade daha çok tavsiye ediyoruz. O yüzden mesela bizim salonda da mesela genelde 4-6 yaşındaki çocukları biz BJJ'ye yönlendiriyoruz. 6-7 yaşlarından itibaren MMA'ye falan yönlendiriyoruz yani. Bu sebeplerinden bir tanesi bu. Bunun ötesinde yalnız şimdi insanların tam olarak beyin olgunlaşması 25 yaşlarında tamamlanıyor. 25 ya 24 olur, bilmem ne olur ama genelde o yaşlarda tamamlanıyor. Şimdi neden böyle? Çünkü frontal korteks gelişmiyor o yaşlarda, bitiyor değil mi? Bu ne demek işte? Sizin bu elleneceğiniz işte empati, bazı duygusal temelleriniz, işte bazı geleceğe dair planlar yapabilme yeteneği vesaire vesaire. Bu tarz şeyler bu yaşlara doğru tamamlanıyor. Yani frontal korteksin gelişimi bunları biraz etkiliyor. Böyle demeye çalışıyorum. Ama yani tabii o yüzden bana bazen yazıyorsunuz ya hocam, ben artık büyüdüm, 18-19 yaşındayım falan, 21 yaşındayım. Ben bu tarz mesajlarınızı hep tebessümle okuyorum arkadaşlar. Diyorum ulan çocuksun sen daha ya, yapma. Tabii ki yani 18 yaş üstündeki insanları biz yetişkin olarak kabul ediyoruz falan filan ama gerçekten 25 yaşına kadar devam ediyorsunuz yani frontal korteksinizin oluşumu. Hatta yani bana soracak olursanız ben de mesela 40 yaşına geldim neredeyse. O kadar yere de geldiği zaman bütün artistliğimi anneme babama yapıyorum. Ben büyük adamım diye falan ama ne zaman ki hayatla ilgili böyle başıma bir şey gelse, kontrol edemediğim veya ne bileyim işte beni duygusallaştıran vesaire, hemen annemi arıyorum, hemen babamı arıyorum yani. Onlar da haklarını helal etsinler. İnsanlar büyümeye sürekli devam ediyorlar yani arkadaşlar. Bu arada anne ve babama da buradan da selam çakmış olayım yani. Haklarını helal etsinler dedim ki. Neyse. Yani arkadaşlar sürekli büyümeye devam ediyoruz. Uzun lafın kısası. Tamam mı? O yüzden yani 25 yaşına kadar zaten önemli olmakla beraber bundan sonra ise işim bile bence. Çünkü az önce size kendimden örnek verdim yani. Nasıl annemi babamı arıyorum hemen. Ondan sonrası için bile bir şekilde bir gelişim devam ediyor yani. Bir şeyler öğrenme şansınız, kendinizi gelişme şansınız hala var. Çocukluk kısmında bahsettik ne kadar önemli olduğunu, bazı kuralların öğrenilmesinin vesaire. Fakat o dönemde oldu ki mesela atıyorum biraz daha belki şımarık yetişmişsinizdir vesaire. 15-16 yaşına gelmişsinizdir, 20 yaşına gelmişsinizdir. Yine bazı şeyleri arkadaşlar kademe kademe öğrenmeniz, geliştirmeniz mümkün. Yani benim için mümkün oldu. Ben iyi bir eğitim aldım ailemden. Çok Allah razı olsun. Güzel seviye gördüm. İyi yetiştirdiler beni. Ama bazı şeyler var. Bunları aile içinde hayat içerisinde öğreniyorsunuz. Mesela özgüven tarzı şeyler. Annem babam beni elinden gelince özgüvenli yetiştirmesine rağmen hayattan edineceğiniz özgüven bilgisi aynı değil. Aynı olmuyor. Benim özgüvenle ilgili bazı problemlerim oldu hayat içerisinde. Ne zaman ki dövüş sanatlarına başladım o çok geliştim o konuda. Örnek olarak söyleyeyim sadece. Kendimden örnek veriyorum ki hani boş konuşuyor gibi olmasın. O yüzden yani kendinizi gelişme şansınız hala var. Olumlu dövüş sporlarından şeyleri hala alma şansınız oluyor. Gelişiyorsunuz. Görüyoruz bunları. Fakat o zaman diyeceksiniz yani madem öyle hocam, madem insanlar gelişimde devam ediyorlar. Madem güzel şeyler öğrenme şansları var vesaire. Neden bazı insanlar olumsuz şeyler edindiklerini düşünüyorlar dövüş sanatlarından? Agresifleştiklerini düşünüyorlar. Neden? Değil mi? Veya bazı dövüş sanatlarına bakıyorsunuz bazen. Diyorsun ya bu adam dövüş sanatçısı, siyah kemer olmuş mesela Jujutsu'da atıyorum. Ya en gördüğüm en karaktersiz adam.
Nasıl oluyor? Madem iyi olduğunu düşünüyorsun, madem iyi şeyler kattığını düşünüyorsun dövüş sanatlarına vesaire, madem herkesin bir şeyler öğrenme şansı var, karakter gelişimi olarak vesaire. Neden? Değil mi? Mantıklı, çok güzel bir soru hatta bence. Şimdi arkadaşlar, bunun sebepleri var. İlk akla gelecek şey, birincisi şu. Yani gittiğiniz salon çok önemli bir kere. Birincisi, gittiğiniz salonun atmosferi, eğitim aldığınız hoca, sizi nasıl yönlendirdikleri yani. Çok çok önemli. Tamam mı? Yani gittiğiniz salon şöyleyse, girer girmez bakın doğada kurt şöyle yapar, şu şunu yer, bu bunu yer falan böyle. Sizi sürekli böyle değişik muhabbetlerle yönlendiriyorlarsa, sürekli böyle kurtlar varisinden sözlerle yönlendiriyorlarsa vesaire. Tamam mı? Sürekli sizi böyle agresiflik, şunu döveceksin, bu bana laf etti, gittim onu tokatladım, ben bunu dövdüm, 5 kere içeri girdim ben falan tarzı insanlarla idman yapıyorsanız arkadaşlar, ve sizi bu şekilde yönlendiriyorsa, yani yanlış anlamayın, bazı insanlar kötü tecrübeler ediniyorlar, bundan bir şeyler öğreniyorlar. Sonra size bu iyisini anlatmaya çalışıyorlar. Ben bundan bahsetmiyorum. Size hakikaten böyle agresif yönlendiriyorlarsa, sürekli adam dövdüm, ben şunu dövdüm falan muhabbetleri yapıyorlarsa, böyle bir gittiğiniz yerden arkadaşlar, olumsuz etkilenmeniz çok normal yani. Ya benim anneannem bile bana hep derdi. Derdi, oğlum bak, gül bahçesinde gezersen gül kokarsın, boklukta gezersen bok kokarsın derdi yani. Bu kadar basit. O yüzden arkadaşlar, gittiğiniz salon sizi zaten direkt böyle yönlendiriyorsa, ha bazı olumlu şeyleri ister istemez öğrenirsiniz. Yani ne gibi? Disiplin gibi yani. Sen istediğin kadar bütün serserilerle çalış istersen, bir disiplin ediniyorsun, idman yapıyorsun çünkü. Bir şey öğreniyorsun, pattern öğreniyorsun yani. Değil mi? Bir süreklilik öğreniyorsun, o insana disiplin katar. Bir miktar bu tarz şeyler öğrenirsin vesaire, ama yani sonunda biraz daha serserileşmen. Serserilerle idman yapıyorsan yani. Veya agresifleşmen. Agresif insanlarla idman yapıyorsan yani. Normal. Hocan sürekli böyle çağırıyorsa, bağırıyorsa, insanları aşağılıyorsa. Sana öyle bir adamla 5 sene idman yaparsan sen nasıl etkileneceksin? Sen de aynı şekilde etkileneceksin. Zaten bence pek çok Türkiye'deki dövüş sanatları hocalarının da böyle gangster takılması sebebi o. Öyle görmüşler çünkü. Öyle öğrenmişler. Ne yapacaklar? Kitap, ya oturup böyle kitap okuyan, kişisel gelişim kitapları okuyan adamlardan ders almamışlar her zaman. Maalesef. Bir sebebi bu arkadaşlar. Diğer bir sebebi biraz daha bu şey. Masumane bir konu. Sizin hevesli olmanız. Ben de hevesliyken arkadaşlar, yeni başlamışken mesela Jiu-Jitsu'ya veya diğer dövüş sanatlarına falan, hep böyle kendimi, o bu adam bana birden şöyle saldırsa ben şöyle yaparım falan diye düşündürüyor. Tamam mı? Normal. O biraz heves arkadaşlar. O biraz yaptığı işten hala tam böyle, nasıl diyeyim, kendini tam böyle biraz ispat çabası var orada. Biraz heves var. Anlatabildim mi? Biraz işte bu işi daha tam yeterince görmemiş olmak var ya, tırnak içinde söylüyorum, anladın mı? Daha yeni gelmişsin falan böyle. Normal. Yani bu bir miktara kadar normal. Ama artık bir yerden sonra abartıyorsan yani, biri sana bir şey yapıyor böyle, hemen böyle hareket yapmak istiyorsun. Hemen böyle, böyle bir göstermek. Sen bana böyle dokunuyorsun ama ben senin boğazına şöyle kılıç vuruş yaparım falan tarz şeyler söylüyorsan, bir yani hevesini tatmin edememişsin. Yani hevesini tatmin etmeye çalış biraz daha. Bir de şey var. Bu da biraz, bak şimdi işkilleniyor konu. Şimdi bazı dövüş sanatlarında sparring yapıyorsun falan, tamam. Mesela Jiu-Jitsu'da falan arkadaşlar, bu tarz hevesle ilgili, kendi ispat etmeyle ilgili şeyler çabuk bitiyor. Neden? Çünkü spora başlar başlamaz bazı salonlarda, mesela bizimki de dahil, daha ilk günden sana canlı bir şeyler yaptırtıyoruz yani. Canlı bir şeyler. İlla role yapmak, sparring olması gerekir ama canlı bir şeyler yaptırtıyoruz. Öyle olunca hemen anlıyorsun kim olduğunu, ne olduğunun limitlerini falan, anlıyor musun? Egoya hemen bir terbiye ediyorsun yani. Şimdi bazı dövüş sanatlarında ama hep teori üzerinden, bak şöyle yaparsın adamı vurursun, şöyle yaparsın adamı öldürürsün, böyle yaparsın adamın canı çıkar, böyle yaparsın 5 adam atar adam ölür falan böyle, anladın mı? Şimdi sürekli böyle şeyler öğretildiği bir spor yapıyorsanız ama bunu hiç test etmiyorsanız, bunu hayatınız boyunca heves olarak kalacak içinizde. O yüzden yani bunu bir yerde tatmin edemediğiniz için, test edemediğiniz için her önünüze geleni böyle saçma sapan şeyler söylemek zorunda hissedeceksiniz kendini maalesef. Yani
Yaptığınız dövüş sanatıyla da maalesef arkadaşlar bu hevesli olmak konusunda özellikle bir tatminsizlik, bir özgüven eksikliği hatta genelde çok konuşan, çok bir şeyler yapmaya çalışan insanlar bir özgüven eksikliği hissediyor da olabilir. Hani ufak köpeklerde oluyor ya, çivavalarda falan. Daha çok bağırıyorlar, daha çok gel dövüşelim, gel meydan oku, gel, gel şey yapı falan filan oluyor ya. Şuna gideceğim, kafa tutacağım, bununla kavga başlatacağım, şuna gireceğim diyen, ya diyorum köpek dünyasında bile oluyor, hayvanlar dünyasında bile oluyor, insanlarda da oluyor. O yüzden arkadaşlar o konuda da dikkat edin. Yani ben her zaman içinde daha çok sparring olan, hocanın herkesi dövdüğü değil, hocanın en üstün olduğu değil, herkesin birbirini test edebildiği, yeri geldiği zaman başarısız olduğu, hocanın her zaman üstün olmadığı böyle. Hocanın böyle mesela atıyorum size konsept bir şey göstereceği zaman karşısındaki adamın böyle böyle yapıp onun böyle patik 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 daldığı değil de iki kişinin gerçekten sık sık spar yaptığı dövüş sanatlarını tavsiye ederim. Neyse konuyu çok uzatmayalım. Başka yerlere çok gitmeye başladık. Şimdi diğer bir konu daha var arkadaşlar. Neden negatifin etki edinmiş olabileceğiniz konusunda. Bu da hassas bir konu arkadaşlar. Kızmayın o yüzden. Lütfen bu kısımda lütfen çok duygusallaşmayın. Şimdi bakın arkadaşlar. Zihin ve fiziksel vücudumuz yani. Çok farklı, çok uzak şeyler değil birbirinden. Ruh konusuna girmiyorum. Ruh biraz daha felsefi, dini kalıyor. Ona girmeyelim. Direkt zihinsel şeyden bahsedeyim. Beyin vesaire. Vücudumuzdan çok farklı değil arkadaşlar. Nasıl ki uzun vadede hayatınız boyunca yaşıyorsunuz. Ufak bir kaza geçiriyorsunuz. Bir yerinizi bir yere çarpıyorsunuz. Bir yerden düşüyorsunuz falan. Vücudumuzda arkadaşlar ufak hasarlar oluşuyor. Yani normal. Pek çoğunuzun dövüş sanatlarıyla uğraşmayanların bile vardır belki hayatı boyunca taşıyacağı ufak sakatlıklar vesaire. Yani şu bile olabilir. Ya bak zamanında düşmüştüm, kafamda izi kaldı. Anlatabildim mi? Şimdi zihinsel olaylar da böyle arkadaşlar. Hayatınız boyunca bazı böyle ufak şeyler yaşıyorsunuz, travmalar yaşıyorsunuz falan. Bunlar sizin zihninizi etkiliyor bir şekilde. Tamam mı? Aynı ufak yaralarınız gibi. Şimdi bu travmalar küçük oluyor, bazen daha büyük oluyor. Bazen daha da büyük oluyor vesaire. Artık veya bazı başka şeyler oluyor, genetik şeyler oluyor. Yani veya doğuştan, yani işte o da genetik demek de neyse. Veya başka sebeplerden ötürü bazen yani mineral eksikliğinden bile falan olabiliyor hayatım boyunca vesaire. Zihinsel bozukluklar olmaya başlıyor. Şimdi zihinsel bozukluklar yani zihinsel sorunlar diyelim veya. Tamam mı? Olmaya başlıyor. Zaten artık derecesi değişir değil mi? Mesela bazı zihinsel problemler spektrumda çok uzakta oluyorsunuz. Bazısı daha az oluyor vesaire vesaire ama yani doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar hepimizin bir miktar bir travması, bir zihinsel sorunu vesaire var mutlaka. İlla hastalık olmak zorunda değil, illa ilaç almak zorundasınız demek değil. Tam tersine hatta bence bunu kendisi disiplin etmesi çok daha doğru. Vesaire vesaire ama bu arada bu dediğimde lütfen şey olmasın yani. Şimdi diyecekler ki Yunus psikolojiye, psikiyatriye karşı çıktı falan. Abartmayın lütfen, tamam mı? Orada, o kadar açmayın bu konuyu. Ben sadece insanın kendini terbiye etmesinden, disiplin etmesinden bahsediyorum bir miktar. Neyse. Yani hepimizde bir miktar bazı şeyler olabileceği için dövüş sanatları belki bir miktar çünkü içinde şiddet olduğu için bir miktar içerisinde böyle baskı altına hissetme, idman yapma, kendi böyle zor durumlara sokma olduğu için aynı PTSD hesabı böyle onların biraz daha ortaya çıkmış olmasına sebep olabilir. Tamam mı? Bazı durumlarda. Yani eski olan psikolojik bazı problemler ortaya çıkmış olabilir. Bu da bir sebep olabilir. Çünkü oluyor yani herkes bazen bir şey yapıyorsun. 99 kişi bundan olumlu etkileniyor. Bir kişi olumsuz etkileniyor falan. Olabilir yani. Ama bunun çözüleceği yer maalesef dövüş salonu değil her zaman. Bazen profesyonel yardım almak gerekiyor veya önce kendi yani profesyonel yardım almayacağım ben diyorsun. Peki kendin sorunlarını çözmen gerekiyor önce. Veya belki aynı anda. Ama bunun farkında olmak bazen bunu kabul etmek lazım. Yani bak benim böyle bir sorunum var kardeşim. Ben bunu şu şekilde çözeceğim. Tamam ama böyle bir sorun var. Bunu önce bir farkında olmak da faydalı olabiliyor bazen. Neyse devam edelim. Bir de şu var arkadaşlar.
insanın güçlenmesi olayı var. Tamam mı? Yani bu ne demek? Arkadaşlar, insan, şimdi şöyle bir olay bazen, tamam mı? Dövüş sanatlarına başladıktan sonra ister istemez güçleniyorsunuz arkadaşlar. Özgüveniniz bir yerine geliyor. Yani bir güç sahibi oluyorsunuz sosyal dünyada. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Eğer bir insan kendisi zaten böyle kötü bir insansa, tamam mı? Gerçekten yani kötü veya işte kötü özellikleri olan. Özgüveni de aldığı zaman bu adam daha da toksikleşebiliyor yani. Doğru ya, doğru. Neden peki kötü insan, yani mesela atıyorum bu olumlu şeylerden etkilenmedi bu adam mesela. Çünkü az önce bahsettiğim şeyleri düşünün. Tamam mı? Hepsi bir arada olabilir, biri olabilir sadece vesaire. Ama bu adam sürekli dövüş sanatlarını yapmaya devam etsin, güçlensin iyice, çok sağlam olsun dövüş sanatlarını. Daha da toksik olabiliyor maalesef, doğru ya doğru. O yüzden diyoruz ya, yani doğru yerde yapmak sporu falan çok önemli. Çünkü bazı salonlar oluyor. Ya abi ben anlamam, ben kişisel gelişim falan umurumda değil benim. Ben sadece dövüş sanatı öğretirim. Herkese de öğretirim. Hiç umurumda değil. Ben bu tarz anlayışı sevmiyorum arkadaşlar dövüş sporları salonlarına. Doğru doğru. Herkese öğretmeyeceksin. Çünkü bazı adamlar oluyor bunu diyor ama kendileri salonda böyle disiplinle ilgili bir şeyler gördüğü zaman kafaya yine takıyorlar yani. Kendilerine dokunduğu zaman olay, kendilerini çok kafaya takıyorlar. Tamam mı? Kendilerine saygısızlık edildiği zaman hocalar falan, mesela bazı hocalar çok kafaya takıyorlar bunu. Ama onun dışında takmıyorlar. Ya ben umurumda değil. Ben spor öğretiyorum sadece. Ben teknik öğretiyorum. Ben buna katılmıyorum. Yani şempanzeye de dövüş tekniği öğretirsin. Anlatabildim mi? Dövüş sanatları öğretiyorsan sen insanlara silah vermek gibi bir şey. Yani onları bu edindikleri silahı doğru şekilde kullanma konusunda da bunlara eğitimi vermen lazım. Ben buna inanıyorum. O yüzden arkadaşlar gittiğiniz salonda buna da dikkat etmek bence önemli. Karakter gelişimi arıyorsanız eğer yaptığınız sporda. Aramıyorsanız da bu tarz toksik adamları salonunuzda görmeye hazır olun. Göreceksiniz yani. Jiu-Jitsu da var. Bazı, ya pek çok salon dediğim gibi. Mesela Danaher'den bahsediyoruz değil mi? Çok saygı duyduğum belki dünyadaki en iyi hoca veya en iyi hocalardan bir tanesi hoca kalitesi olarak. Ama çevresinde inanılmaz toksik adamlar var. Neden? Çünkü onun düşüncesi bu. Ben dövüş sanatı, ya ben dövüşmeyi öğretiyorum. Toksik olup olmaması onun için çok önemli değil belki de. Çünkü sonuçta o adamlar ona çok saygı gösteriyorlar. Anlatabildim mi? Ve umurunda değil belki de. Bana ne diyor? Ben dövüş öğretiyorum, bana ne diyor yani? Belki de o yüzden dövüş sporlarındaki en toksik bazı adamlar onun çevresinde. Bunun kararını siz vereceksiniz. Ben size doğruyu yanlış söylemem. Bizim salonda biz dikkat ediyoruz kardeşim. Biz dövüşmeyi öğretiyoruz. Biz kimseye böyle girip de os diyeceksin, bana os diyeceksin, bana profesör diyeceksin demiyoruz. Rahatız yani bizim salonda. Ama bazı şeylere dikkat ediyoruz. Ders sonrasında bazı şeyleri insanlara hatırlatıyoruz. Neye dikkat etmeleri falan konusunda, bu dövüş sanatlarının nasıl hayat değiştirici bir şey olduğu konusunda, hayatlarını nasıl daha olumlu etkileyebileceği konusunda konuşmalar yapıyoruz. İnsanları yönlendiriyoruz. Ve gerektiği zaman da toksik insanları salondan atıyoruz. Daha yakın zamanda birini salondan attık yani. Bir bayan geldi. Çok güzel de bir bayan falan ama ilgi istiyor. İlgi istiyor ve ortalığı karıştırmak istiyor. Büyük yalanlar söylediği ortaya çıktı. Daha sonra kameralardan falan yakaladık. İşte böyle ortalığı karıştırmaya çalıştığı, drama yaratmaya çalıştığı. Yani gerçekten ortalığı karıştırmaya çalıştığı. Bunu bilerek ve isteyerek yalanlar yaymaya çalışıyor falan salonda ortaya çıktı. Attık salonu. Toksik insan istemiyoruz seni gibi, kusura bakma. Yani bunun ne cinsiyetle alakası var, ne şeyle alakası var. Sen zararlı bir insansın. Sana dövüş sanatları öğretmek yanlış yani. Biz istemiyoruz sana bir şey öğretmek. Git başka yerlere. Bu kadar basit, yapıyoruz. Yapılması gerektiğinde ben inanıyorum. Ama biraz daha umarım mantıklı gelmiştir arkadaşlar. Yani neden dövüş sanatlarının böyle olumsuz şekilde insanları etkileyebileceği falan konusunda biraz daha fikir sahibi olmuşsunuz zaman. Ama dedim ki Yunus videonun başında olumlu kardeşim, olumlu olumlu. Evet arkadaşlar, olumlu, merak etmeyin. Dövüş sanatları genel olarak hala olumludur yani. Olumlu şeyler katacaktır size.
Güzel şeyler öğreniyorsunuz mesela. Neler var? Yazmış yazdıklarından okuyayım size. Sabır, odaklanma yeteneği, focus. Kendi kontrol, kendi kontrol edebilme yeteneği. Azim. Tamam mı? Özgüven. Disiplin. Ya daha sayılır. Ama bunları söylediğin zaman insanlar şey gibi geliyor. Ya ha, ya tamam. Ya. Böyle geldiğini biliyorum. O yüzden hatırlatmak istiyorum. Basit şeyler gibi gelebilir bunlar. Önemsiz şeyler gibi gelebilir ama değil. Hayatın insanın hayatını baştan sona değiştirecek şeyler. Öyle olmasa zaten mesela kitap dünyasında falan kişisel gelişim kitapları bu kadar satmazdı. İnsanların buna aç. İnsanların buna ihtiyacı var. Kabullenmek istemiyorlar. Ama gidiyorlar kişisel gelişim kitaplarını yine okuyorlar yani. Kitap okuyanlar tabii. Hayatlar değişiyor arkadaşlar. Yani benimki değişti. Biliyorum. Zaten o yüzden ben mühendislik kariyerim ya mühendislik eğitimini aldıktan sonra endüstri mühendisliği ki çok esnek bir mühendislik. Yönetim falan kısmını ben daha çok kullanmak istiyordum. Geldim, iş yönetimine girdim, iş geliştirme yaptım, menajer oldum, direktör oldum, regional direktör oluyordum, çıktım işimden. Gittim salon açtım. Niye? Çünkü ben bunun çok faydalı bir şey olduğunu gördüm. Bana iş hayatında da çok şey kattığını gördüm. İnsanların hayatını değiştirdiğini gördüm. O yüzden dedim ki ben ya çok para kazanacağım, hayvan gibi yaşayacağım. Ama benim yapmak istediğim şey bu değil. Ben dünyaya bir şey katmak, insanlara bir şey katmak istiyorum. Faydalı bir şeyler yapmak istiyorum ölmeden önce. O yüzden dövüş sanatları yapmayı tercih ettim. Ben fark ettim ki benim dünyaya katabileceğim pozitiflik bu. Bunu yapacağım. Ve bunu seçtim. Bu kadar boş bir şey olsa arkadaşlar ben hayatımı adamazdım. Öyle diyeyim size. O yüzden arkadaşlar dövüş sanatları güzel bir şey. Güzel şeyler öğrenmeniz mümkün. Hayatınızı olumlu şekilde geliştirmeniz, kalıcı şekilde geliştirmeniz, değiştirmeniz mümkün. Fakat pek çok şeyde gördüğünüz gibi olduğu gibi arkadaşlar dövüş sanatlarında doğru yerde, doğru şekilde yapmak, doğru kişiyle yapmak önemli arkadaşlar. Ve o kadar inanıyorum ki yani bu işe. Gerçekten size videonun başında da şakasını yaptığım gibi ben Supreme Lider olsam insanlara zorla yaptırırım o derece yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar. Siz de bana fikirlerinizden bahsedin. Katılıyor musunuz? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bakın beraber karanlıktan aydınlığa döndü. Yani video içerisinde bugün büyük ihtimalle karanlık odadan nasıl giderek aydınlandığını gördünüz. Baya erken çünkü burada saat. Neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Hoşunuza gitmediyse de yine de bu kadar detaylı bir videoyu izlediğiniz için, uzun bir videoyu izlediğiniz için size teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.